Arkadaşlar merhabalar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf full tekrar kampının bir parçası olan coğrafya full tekrarını yapacağız sevgili arkadaşlar. Birinci dönem boyunca bir sürü video çektik. O videolarda sizin sınavlarınıza yardımcı olabilecek... Birçok çalışmanın içerisinde bulunduk. Şimdi dönemi bitirdik. Eminim çoğunuz dönemi başarılı bir şekilde geçirmiştir. Ve şimdi birinci dönemin tekrarı olan konuları ele alıyoruz. Bizim full tekrar kampımızda neler var arkadaşlar? İşte program burada. Bugün 2 Şubat coğrafya full tekrar dersiyle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi öncesinde size hemen şunu tekrar hatırlatayım. Birinci dönemin tekrarı için arkadaşlar bu soru bankasını muhakkak tedarik etmeniz gerekiyor. Almayan arkadaşlarımız hemen Tonguç mağazasından bunu tedarik etsinler. Çünkü çok 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 büyük avantajlarını göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız ne yapıyoruz dersimize başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Neler var full tekrar programımızda arkadaşlar şöyle hemen konuları hatırlatayım ben size birinci ünitemizde coğrafya bilme insan ve doğa insan ve doğa arasındaki ilişkileri incelemiştik video izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. İkinci ünitemizde dünyanın şekli ve hareketleri bizi biraz zorlayan bir konuydu arkadaşlar ve üçüncü ünitemizde yer ve zaman ee, ne yaptık burada? yerel saatlere çalışmıştık. Dördüncü ünitemizde harita okur yazarlığı burada işte haritalar, ölçekler, izoipsler bunlara bakmıştık. Ve beşinci ünitemizde de atmosfer ve iklim konusuna giriş yapmıştık. Konuyu biraz incelemiştik ve dönemi bitirmiştik. Şimdi bu dersimizde ne yapacağız? Bütün bunları şöyle güzel hap bilgi şeklinde hatırlayacağız arkadaşlar. Bu videoyu izlemeniz sizin açınızdan Birinci dönemin tekrar açısından çok çok büyük avantaj sağlayacak. Çünkü ikinci dönem başladığınızda herkes konuları unutmuşken siz unutmadan devam edeceksiniz sevgili gençler. Neler var demiştik doğa ve insanla başlayalım arkadaşlar çok hatırlarsanız çok basit bir aslında mantığı vardı bunun doğa insana etki ediyor insan doğaya etki ediyor İnsanın doğaya etkisine örnekler, doğanın insana etkisine örnekler vererek ne yapalım konuyu hızlıca geçelim. Şimdi soğuk iklim bölgelerinde insanlar kalın elbiseleri niye tercih eder? Çünkü hava buna izin vermiyor. Yani ince kıyafetler giymenize izin vermiyor. Dolayısıyla nedir bu arkadaşlar? Doğanın insan etkisi. Mesela Doğan Doğu bölgesinde kar yağışlarının ulaşımı olumsuz etkilemesi. Ya ulaşımı olumsuz etkileyen şey ne? Kar yağışları. Yani doğal bir olay. Dolayısıyla doğa insanı etkiliyor. Gene deprem, tsunami, volkanizma gibi olaylar nedir? Doğal olaylar ve bunlar can ve mal kayıplarına sebep oluyorsa burada doğanın insan etkisi. Peki insan doğaya nasıl etki eder? İnsanın doğaya hem olumlu hem olumsuz etkileri var. Mesela sanayi tesislerinde kullanılan fosil yakıtların hava kirliliğine sebep olmaz. Şimdi siz fosil yakıt kullanırsanız havayı kirletirsiniz. İşte ne yaptı insan doğaya etki etti. Deniz yolu ulaşımını kolaylaştırmak için kanalların yapılması. Mesela Süveyş Kanalı gibi biliyorsunuz. Nerede Süveyş Kanalı arkadaşlar? Bilenler muhakkak çıkacaktır. Mısır'da değil mi? Ya da Panama Kanalı, değil mi? Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan kanallar. İşte tüneller, köprüler bunlar insanlar yapıyor ve insan doğaya bu anlamda Etki ediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi sayfamızı çevirelim ve doğayı oluşturan dört temel unsuru hatırlayalım. Neydi? Litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biosfer. Litosfer, ayak bastığımız zemin, yerkürenin katılaşmış üst kısmı arkadaşlar. Atmosfer ne? İçinde bulunduğumuz hava ortamı. Hidrosfer, dünya üzerindeki bütün sular. Biosfer nedir? Canlılar, bütün canlılar, değil mi? Biosfere aittir sevgili arkadaşlar. Şimdi bir bilim olarak coğrafyaya hatırladığımızda coğrafyanın bir kere amacı nedir? Coğrafya doğa ve insan arasındaki etkileşimi karşılıklı olarak inceleyen yani insanın doğaya, doğanın insan etkisini ve dağılış arkadaşlar ile ortaya koyan bilim dalıdır. Dağılış ne demek? Sevgili arkadaşlar, dağılış nerede demek. Aslında nerede sorusunun cevabını arıyor bu anlamda. Şimdi, e, mesela petrol Batman ve çevresinde çıkartılır dediğimde ben burada petrolün dağılışı ile ilgili bilgi verdim. Karadeniz'de ahşap meskenler vardır dediğimde nerede? Karadeniz'de ahşap meskenler vardır. Bunlar nedir arkadaşlar? Dağılışa örnektir. Marmara bölgesinin güneyinde fay hattı geçiyor gibi. Bu nedir? Dağılışa örnektir. Ama bakın fay hattı bulunan yerlerde jeotermal enerji potansiyeli de fazladır. Ne oldu? Birbirle böyle bir ilgi, alaka, bir bağlam var. Karşılıklı bir alaka var arkadaşlar. Bir yerde jeotermal enerji ve fay hattı bunlar paraleldir. Yani fay varsa jeotermal enerji vardır. Yoksa yoktur. Demek ki burada ne var? Bir ilgi var. Neden sonucuna baktığımızda Marmara'dan fay hattı geçtiği için tektonik depremler yaşanmaktadır. Neden tektonik depremler geçiyor arkadaşlar? Eee çünkü fay hattı var. İşte coğrafya arkadaşlar gördüğünüz gibi nedensellik, karşılıklı ilgi ve dağılış ilkeleriyle konuyu ne yapıyor? Ele alıyor değerli arkadaşlar. Şimdi coğrafyanın bölümlerine baktığımızda, coğrafyanın bölümlerine baktığımızda ne görüyoruz? Fiziki coğrafya, beşeri coğrafya ve bölgesel coğrafya. Şimdi fiziki coğrafya dediğimiz şey doğayı inceler özellikle. Doğada işte yer şekillerini inceleyen jeomorfoloji. Ee, havayı inceleyen klimatolojiyi. Suyu inceleyen hidrografya ve biyo coğrafyada ne yapar? Canlıyı inceler. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Biz coğrafyada dört temel ortamdan bahsettik az önce değil mi? Neydi onlar? İşte litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biosfer. İşte litosferi ne inceler? Jeomorfoloji. Atmosferi ne inceler? Klimatoloji. Hidrosferi ne inceler? Hidrografya. Biosferi ne inceler? biyo coğrafya. Peki kartografya neydi arkadaşlar? Kartografya da haritaydı değil mi? Şimdi bizim diğer bütün alanlardan farkımız nedir? İşte harita. Çünkü dağılışı göstermek zorundayız biz. Coğrafyanın farkı bu. Yani coğrafyada en önemli şey nedir? Bildiğiniz bir bilgiyi haritaya aktarmak sevgili arkadaşlar. Harita bizim olmazsa olmazımız. Beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt dalları nedir? Beşeri ne demek? İnsanla alakalı unsurlar demektir. İşte nüfus coğrafyası Kültürel coğrafya, tarihi coğrafya, sanayi coğrafyası, enerji coğrafyası, turizm, yerleşme, siyasi, tarım, ulaşım, ticaret ve sağlık. Hepsi ne ile alakalı? İnsanla alakalı durumlar arkadaşlar. Dolayısıyla insanın olduğu, insanı inceleyen ee, coğrafyanın alt dalı neymiş? Beşeri ve ekonomik coğrafya diyoruz. Peki bölgesel coğrafya nedir? Arkadaşlar burada da olay şu. Bir bölgeye ...konsantre olursunuz, o bölgedeki bütün fiziki ve beşeri unsurlara bakarsınız. Yani işte bölgeler coğrafyası, ülkeler coğrafyası... ...örneğin herhangi bir ülkeyi düşünün... Ee, ...Almanya diyelim. Almanya'nın neyine bakacaksınız arkadaşlar? Hem fiziki özelliklerine hem de beşeri ve ekonomik özelliklerine bakacaksınız. Yani bölgesel coğrafya bir bölgeye konsantre olarak ele alır durumu. Kıtalar coğrafyası da aynı şekilde ne yapar? Afrika kıtasını inceler. Ya da işte... ...Kuzey Amerika kıtasını inceler. Güney Amerika inceler. Yani bir kıtadaki bütün fiziki ve beşeri unsurları ne yapar? Ele alır sevgili arkadaşlar. Şimdi coğrafyanın alt dallarına baktığımızda arkadaşlar... ...bir de işte e, birçok bilimden de istifade ettiğini görüyoruz. Mesela... E, meteoroloji biliyorsunuz hava durumunu ifade eder. Meteoroloji nedir? Klimatolojiye yardımcı olur. İşte jeoloji, jeodezi, jeofizik, jeopolitik bunların hepsi ne yapıyor? Jeomorfolojiye yardımcı olur. İşte pedoloji, gene paleontoloji, ne, litoloji, e, oşinografya, okyanus bilimi ocean'dan hatırlayın. Limnoloji, göl bilimi, arkeoloji, kazı bilimi, etnoloji, kültürleri inceler antropoloji, ırk bilimi, demografya özellikle bu kavramı unutmayın. Ne demek demografya? Nüfus demek arkadaşlar. Unutmayın. Yani cümle içerisinde şöyle kullanıldığına şahit olmuşsunuzdur. İşte Demografik yapı değişiyor İşte göçler sonucunda şuradaki demografik yapı şöyle oldu falan gibi duyarsınız ne demekmiş arkadaşlar nüfus yapısı nüfus bilimi demek tekno coğrafya gene işte coğrafya ve teknik e, uygulamalarla bütünleşir e, işte petroloji. E, ...istatistik, felsefe, tarih, botanik, zooloji ve biyoloji gibi bütün bu alanlar ne yapıyor arkadaşlar? E, coğrafyaya bir şekilde veri taşıyor ve coğrafya bunlardan istifade ediyor. O yüzden coğrafyaya ne diyoruz arkadaşlar? Bilimlerin prensi diyoruz. Prens. Coğrafya bilimlerin prensidir. Birçok bilim dalından bilgileri alır, toplar ve coğrafyaya... Yardımcı olur. Şimdi coğrafyanın önemli gelişimi ve tarihsel seyrini hatırlayacak olursak ilk çağda, orta çağda ve yeni çağda coğrafyaya katkıda bulunan bir sürü insan vardı. Bir sürü medeniyet vardı arkadaşlar. Mesela ilk çağda Yunan medeniyeti hakim Tales, işte Platon, Erastostanes, Strabon, Batlamyus bunlar çok önemli bilim insanlarıydı. Orta çağda özellikle biliyorsunuz. Avrupa geriliyordu. İslam coğrafyası daha böyle ön plana çıkıyordu. İşte İslam kültürü hakimdir. Biruni, Mesudi, i̇bn Sina, Kaşkarlı Mahmut bunları zaten duymuşsunuzdur. Arkadaşlar bunlar coğrafya çok önemli katkılarda bulunmuş. Yeni ve yakın çağdaysa gene biliyorsunuz coğrafi keşifler başladı Avrupalılar. Ve yakın çağda bilim Avrupa'da olduğu için özellikle Avrupalı bilim insanlarını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada e, tabi coğrafya çok çok büyük katkıları olan Alexander Van Humboldt. E, bu e, Güney Amerika'daki Okyanus akıntısına da adını vermiştir arkadaşlar e, ve Carl Litter beşeri coğrafyanın kurucusu e, fiziki coğrafyanın ki ise Van Humboldt arkadaşlar bunlar önemli isimler şimdi Osmanlı'da baktığımızda arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz yani gerçekten çok büyük bir e, padişah aynı zamanda hani bütün dünyada da dünyayı da etkileyen ciddi bir entelektüel Fatih Sultan Mehmet e, Batlamyus'un eserlerini tercüme ettirmiş yani Reis'in mesela Kitabı Bahriyesi ne demek denizler kitabı ve Dünya haritası biliyorsunuz hala üzerinde tartışmaları yapılıyor bu Dünya haritası ile ilgili Reis'in. Gene Evliya Çelebi'nin Seyahat Namesi yani seyahat gezmek anlamında zaten biliyorsunuz. E, Katip Çelebi'nin Cihan Numa yani dünyanın aynası anlamına gelen eseri bu dönemde yazılan e, kitaplar. E, gene 1900'lü yıllarda arkadaşlar e, Faik Sabri Duran... Hamit Saadi Selan, Ali Macit Arda, Reşat İzbırak, Sırrı Erinç bunlar çok çok önemli. Hayati Doğanay gibi bilim insanları da coğrafyada katkıya katkıda bulmuş insanlar. Geldik neye? Dünyanın şekli ve sonuçları. Arkadaşlar geoid, ol geoid olması ne demekti? Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olması demekti. Bu kadar. Geoidlik bu. Dünyanın kendine özgü bir şekli var. Biz buna ne diyoruz? Geoid. Şimdi geoidliğin bazı sonuçları vardı biliyorsunuz. Neydi o? Ekvator... Mesela e daha geniştir. Neye göre? Kutuplar çevresine göre daha geniş. Çünkü burada şişkin. O yüzden yer çekimi ne oluyordu? Burada az, burada çok oluyordu. Yani sen ekvatordan kutupa doğru giderken ne oluyordu? Yer çekimi azalıyordu sevgili arkadaşlar. Şimdi dünya kendi ekseni etrafında <laughs> dönerken biliyorsunuz bir gün meydana geliyor ve bu turu 24 saatte yapıyor arkadaşlar. Şimdi dönerken bir hızı var. Bu hız nerede fazlaydı arkadaşlar? Ekvatorda fazlaydı. Daha hızlı. Kutuplara doğru gidildikçe ne oluyordu? Hız azalıyordu. Şimdi bu hızın ne gibi etkileri var arkadaşlar? Mesela güneşin doğuş batış saatleri Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe ne oluyordu? Daha uzuyordu. Hani işte tan ve grup vakti dediğimiz süreler. Mesela işte hani romantik bir akşam yemeğini nerede daha hani güneş batarken nerede daha uzun uzun o güneşi izleyebilirsin? Kutuplarda. Çünkü dünya burada yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü için ne oluyor? Orada gün batımı da daha uzun sürüyor gün doğumunda. Çizgisel hız dediğimiz şey bu. Kendi etrafındaki dönüş hızı her yerde aynı değil. Yani ben X, Y, Z dersem dünya nerede hızlı dönüyor? X'te hızlı dönüyor. O zaman ben gün batımını nerede daha uzun süre izlerim? Z'de daha uzun süre izlerim çünkü yavaş dönüyor. Açısal hız ise arkadaşlar değişmez. Ee, o yüzden e, arada böyle bir fark var. Şimdi eksen eğikliği ve yıllık harekete baktığımızda biliyorsunuz Dünya Güneş'in etrafında dönerken aynı zamanda mevsimler meydana geliyordu ve Güneş'in etrafında dönerken takip ettiği bir güzergah vardı şu güzergah bu güzergah biz ne diyoruz arkadaşlar? yörünge diyoruz. Yörünge. Yörünge yani şu yörüngedir arkadaşlar. Yörüngenin şekline baktığınızda yörünge elips şeklindedir. Yani tam bir yuvarlak değil. Yani dünya güneşe bazen yaklaşıyor, burada yaklaştığı gibi bazen uzaklaşıyor. Mesela 3 Ocak'ta 146 milyon kilometreymiş mesafe. Fakat 4 Temmuz'da 150 kilometre milyon kilometre civarındaymış. İşte bu elips'ten kaynaklanan bir durum. Mesela dünya işte 21 Mart, 21 Haziran, 21 Aralık diyoruz yani böyle gün dönümleri. 23 Eylül var burada. Niye iki gün daha geç oluyor? İşte bu Yörüngeye dikkat edin mesela şu yol daha uzun olduğu için arkadaşlar burada iki günlük bir gecikme oluyor ya da Şubat ayının kısa sürmesi Şubat ayı buradadır değil mi Ocak Şubat Şubat niye daha kısa sürüyor çünkü bu yol daha kısadır sevgili arkadaşlar İşte yörüngenin biz bu şekle ne diyoruz elips diyoruz ve elipsin sonuçları da bu yani Eylül 2.2 2 gün gecikir ve Şubat kısa sürer sevgili arkadaşlar. Peki eksen eğikliği kaç dereceydi arkadaşlar? Eksen eğikliği 23 derece 27 dakikaydı. Yani bakın şuradaki çizgiye dikkat edin. Bu nedir? Bu ekvator. Tamam mı? Ekvator çizgisi. Hatırlayalım konuyu. Bu neydi arkadaşlar? Bu yörünge düzlemi dediğimiz düzlem. Yani dünya bu yörünge düzlemi üzerinde böyle gidiyor. Bakın. Düzlemle Ekvator arasındaki açı kaç derece? 23 derece 27 dakika. Eğer eksen eğik olmasaydı yani şu şöyle yapmış olsaydık ne olacaktı? Bakın şu tam şuraya denk gelecekti. Bu da tam buraya denk gelecekti. Ama öyle değil. Eksen eğik. Eksen eğik olduğu için işte mevsimler oluşuyor arkadaşlar. Mevsimlerin varlık sebebi neymiş? Eksenin eğik olması. Yani eksen eğik olduğu için biz dört mevsimi yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu nedenle güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısı sürekli değişiyor. Yani örneğin 21 Haziran güneş ışınları nereye dik geliyor? Oğlak e, yengeç dönencesine dik geliyor. Yengeç dönencesi nerede arkadaşlar? 23 derece 27. dakikada. Bakın eksen ne kadar eğikse dönenceler de o kadar da. Hatırlayın eğer eksenimiz daha az eğik olsaydı örneğin 10 derece olsaydı o zaman dönenceler nereden geçecekti? 10 kuzey ve 10 güneyden geçecekti arkadaşlar. Peki 30 olsaydı o zaman ne olacaktı? 30 kuzey 30 güneyden geçecekti. Yani e, dönencelerin varlık sebebi neyle alakalı arkadaşlar? Eksenin eğikliğinin açısıyla alakalı. Şimdi burada <laughs> 21 Haziran'ın güneş ışınları nereye dik geliyormuş? Bakın yengeç dönencesine. Sonra daha aşağıya 22 Haziran, 23 Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de nereye dik geliyor? 23 Eylül'de Ekvator'a, Ekim, Kasım, Aralık'ta nereye geliyor? Oğlak dönencesine, Ocak, Şubat, Mart'ta tekrar Ekvator'a, Nisan, Mayıs ve Haziran'da nereye arkadaşlar? Gene yengeç dönencesine. Yani güneş ışınlarının 90 derecelik açıyla geldiği alanlar sadece şuralar arkadaşlar. Ne oluyor? Yılda iki kere dönenceler arasına geliyor. Çünkü bir aşağı inerken bir de yukarı çıkarken aynı noktaya dik geliyor. Mesela şuraya X noktası diyelim. Bak güneş ışınları aşağı gelirken X'e dik geldi demek geldi. Devam ediyor gidiyor. Sonra tekrar çıkarken gene X'e dik geliyor mu? Geliyor. Dönencelere ise yılda bir kere. Yani Yengeç Dönencesi'ne sadece 21 Haziran'da. Peki hatırlayalım bakalım Türkiye neredeydi burada? Türkiye 36 ve 42 enlemleri arasındaydı. O zaman Türkiye güneş ışınları hiç dik açıyla gelir mi gençler? Gelmez. Neden? Çünkü dönencelerin dışındayız. Tabii bu neyi ortaya koyuyor? Bu sefer matematiksel e, sıcaklık kuşaklarını ortaya koyuyor, İklim kuşaklarını ortaya koyuyor. Bakın, burada <laughs> tropikal kuşak dediğimiz yer neresi? Güneş ışınlarının 90 derecelik açıyla gelebildiği noktalar arasındaki yer. Yani şu dönenceler arası neymiş arkadaşlar, tropikal kuşak. Peki orta kuşak neresi arkadaşlar? orta kuşak da dönencelerden başlıyor ve aydınlanma çemberinin geldiği son noktaya kadar şu 24 saat gündüzün yaşandığı son nokta o da 66-33'tür birazdan onu da hatırlatacağım size. Şimdi buraya da orta kuşak diyoruz. Türkiye nerede? Türkiye orta kuşakta. Ve buradan sonrasında ne diyoruz? Kutup kuşağı diyoruz. Her iki şekilde simetrik bir şekilde güney yarım kürede de aynı şekilde ne oluyor arkadaşlar? Devam ediyor bu durum. Şimdi Şöyle hatırlayalım. Aydınlanma çemberi dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Karanlıkla aydınlığın birleştiği yer. İşte bu karanlıkla aydınlığın birleştiği yer ne oluyor? Sürekli değişiyor. O yüzden gece gündüz uzayıp kısalıyordu. Yani gece gündüzün uzayıp kısalmasının sebebi eksen eğikliği. Eksen eğik olmasaydı dünyanın her yerinde gece gündüz ne olacaktı arkadaşlar? Eşit olacaktı. Şimdi bakın 21 Mart tarihinde ne oluyor? 21 Mart tarihinde aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçiyor. Dolayısıyla dünyanın her tarafında gece ve gündüz ne oluyor? Eşit oluyor. Aynı şekilde 23 Eylül tarihinde de kutup noktalarına geçiyor ve dünyanın her tarafında gece gündüz eşit oluyor. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar bu iki tarihe? Eki diyorduk. Yani gece gündüz eşitliği. Peki 21 Haziran'da ne oluyor? Bakın kutup noktası burada arkadaşlar. Şu da dünyanın ekseni olsun. Dikkat ederseniz ne oluyor? Kuzey yarım kürede mesela ekvatoru çizeyim şurada. Kuzey yarım kürede bu tarihte gündüzler daha uzun. Dikkat ediyor musunuz? Yani şu gündüz olan kısma bakın. Evet güney yarım kürede de gündüzler kısa. Fakat aralıkta ne oluyor arkadaşlar? 21 Aralık'ta bakın yine kutup noktalarını şöyle çizelim. Şu da dünyanın ekseni olsun. Şöyle geldik mi? Geldik. Burada da ekvatoru çizelim. Şimdi dikkat edin kuzey yarım kürede bu sefer gündüz olan taraf ne oldu? Daha az oldu. Eğer eksenimiz eğik olmasaydı yani şu gördüğünüz mavi çizgi şu gölge olan kısımla çakışsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Yani şöyle hop şöyle düzeltseydik yani şunu şöyle düzeltseydik gece gündüz dünyanın her yerine eşit olacaktı. Peki bu 21 Haziran tarihinde ne oluyordu? Kuzey yarım kürede ne başlıyordu arkadaşlar? Yaz başlıyordu. Burada ne oluyor? Kuzey yarım kürede kış başlıyor. Tabi her iki yarım kürede de farklı durumlar. Burada yaz başlarken burada kış. Burada kış başlarken burada yaz oluyordu sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda 21 Haziran tarihinde ne oluyordu arkadaşlar? Kuzey yarım kürede en uzun gündüz. Burada ne oluyordu gene? Kuzey yarım kürede en uzun gece ortaya çıkıyordu. Sevgili arkadaşlar. Bunu da böylece hatırlatmış olduk. Neye geliyoruz? Koordinat sistemine. Koordinat sistemi ne demekti arkadaşlar? İşte enlem ve boylamlar, değil mi? Dünyanın herhangi bir noktasını biz nasıl ifade ediyoruz? Nasıl ifade ediyorduk? Enlemlerle ve boylamlarla. Doğru mu? Biz buna işte koordinat sistemi diyorduk. Koordinat sistemini oluşturan ana unsurlar paraleller ve enlemlerdir. Paralel nedir? Ekvatora paralel olarak çizilen hayal çemberlerdir. Bunların sayısı kaç taneydi arkadaşlar? 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde toplam 180 taneydi. Ve sayılar şöyle gidiyordu. Bakın 0, 1, 2, 3 gider 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 90'a kadar. Burada da aynı şekilde bakın 1, 2, 3 gider 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 90'a kadar. Yani diğer bir ifadeyle 30 kuzeyle. 30 güney arasında kaç tane var? 30 burada, 30 burada. 60 tane var sevgili arkadaşlar. Şimdi Tabi paraleller yani e, enlem dediğimiz kavram birazcık da öyle. Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığını ifade eder arkadaşlar. Yani şu noktanın ekvator uzaklığına biz ne diyoruz? Enlem diyoruz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir sürü şey değişiyordu değil mi arkadaşlar? Dünya şekline bağlı olarak mesela size şöyle desem X mi sıcaktır? Y mi sıcaktır? Dersiniz hocam Y daha sıcaktır. Peki niye sıcak? Çünkü güneşinden daha yüksek açıyla alıyor. İşte ekvatora yakın olduğu için. E, Değişen bu duruma biz ne diyoruz? Enlem etkisi diyoruz arkadaşlar. Mesela güneş ışınlarının yere düşme açısı ne oluyor? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Gölge boyları ne olur? Uzar. Değil mi? Yani <laughs> x'teki gölge boyu y'ye göre daha uzundur çünkü daha eğik açıyla geliyor. Sıcaklık ortalamaları azalır. Denizlerdeki buharlaşma miktarı azalır. Ekvatora yakın olan yerlerde buharlaşma daha fazladır. Tuz oranı azalır. Yani sıcak denizler, şuradaki denizler daha tuzludur. Kalıcı kar alt sınırı arkadaşlar Ekvator'da kar bulabilmen için 5000 metreye çıkman lazım. Ama kutuplarda ne oluyor? 0 metre. Yani alt sınırı ne oluyor? Deniz seviyesine yaklaşıyor. Tarım üst sınırı aynı şekilde alçalıyor. Bitki örtüsü kuşaklar oluşturuyor. O ne demek? Şurada Ekvator'a yakın yerlerde geniş yapraklılar orta kuşakta karışık. Yani hem iğne hem geniş bir arada. Fakat kutuplara böyle nispeten yaklaştığınızda da iğne yapraklı ağaçlar oluyor. Yani bitki örtüleri böyle kuşaklar oluşturuyor. Niye? Çünkü sıcaklık azalıyor arkadaşlar ve ekonomik faaliyetler ne oluyor? Değişiyor tabii ki kuşaktan kuşağa. Şimdi meridyenler neydi arkadaşlar? İki kutup noktasını birleştirdiğinizde ve paralelleri dik kesen bu çizgilere biz ne diyoruz? Meridyenler. Meridyen diyoruz. Arkadaşlar bunların sayıları da 360 taneydi. Neydi? Bunların 180 tanesi doğuda, doğu meridyenleri diye geçiyor. DM ve 180 tanesi batıda. Bunlara da ne diyorduk arkadaşlar? Batı meridyenleri diyorduk. Şimdi bakın başlangıç meridyenini hatırlayalım. Neydi başlangıç meridyeninin adı? Greenwich, değil mi? İngiltere'den geçiyordu. Londra'dan Bakın şöyle Türkiye Başlangıç Meridyeni'nin neresinde? Doğusunda arkadaşlar Türkiye'de buradaydı. Şimdi boylam dünya üzerinde herhangi bir yerin başlangıç meridyenine uzaklığının açı cinsinden değeridir. Ve zaman yerel saat hesaplarken biz boylamlardan istifade ediyorduk sevgili arkadaşlar. Yerel saat hesaplarken kesinlikle hatırlamamız gereken başlıklar neler? Bir kere doğuda yerel saat daima ileri. Şimdi bakın burada üç tane şehrimiz var. İzmir, Kayseri, Van. Hangisi doğuda? Van daha doğuda. O zaman yerel saat de daha ileridir? Van'da. Değil mi arkadaşlar? Güneş çünkü burada erken doğuyor, erken batıyor. Çünkü dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda güneş erken doğuyor. Ve unutmayın gene ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakika. Ve 15 meridyen arası 1 saat oluyor değil mi? 4 çarpı 15 ne yapar? 60 dakika o da 1 saat eder. 21 Mart. 23 Eylül bunlar ekinokstu. Bu ifadeler varsa 12 saat gece ve 12 saat gündüz olarak baz alıyorduk sevgili arkadaşlar. Saat dilimleri 15 derecede bir geçer. Türkiye 2 ve 3. saat diliminde bulunur. Biz hangisini kullanıyoruz? 3. saat dilimini kullanıyoruz arkadaşlar. Aynı boylamdaki merkezler yıl boyunca yerel saat ve öğle vakti aynıdır. Yani şöyle düşünelim bir boylam var. Burada X ülkesi, burada Y ülkesi. Bunlar da yerel saat aynıdır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi dikkat ederseniz burada şunu da hatırlatmış olayım. Birazdan gene değineceğim. Bakın güneşin ufuktaki konumuna dikkat edin burada Van'da. Güneş ne olmuş? 12'yi geçmiş. Doğru mu? Saat 2 gibi şurada. Dolayısıyla Van'da hani böyleyken Kayseri'de dikkat edin tepede. İzmir'de daha tepeye gelmemiş. Birazdan tepeye gelecek. Yani güneşin ufuktaki konumu da ne oluyor? Değişiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada... Ee, bir küçük bir çalışmayı hemen hatırlayalım. 1 ve 2'de yerel saat ve öğle vakti aynıdır. Aynı diyebilmemiz için ne olması lazım? Aynı boylamda olması lazım. Doğru. 1 ve 3 arasında 90 meridyen yani yani e, 6 saat fark var. Şimdi şöyle bakıyorum 1 ile 3. Burada Arkadaşlar kaç tane boylam var? Geçiyor aradan şöyle geçen. Burası 0, Greenwich, burası 60. Burada 60 tane var mı? Evet, 30 tane de burada var. Demek ki 90 tane geçiyormuş. Peki 90 meridyen kaç saat yapar arkadaşlar? 90 meridyen tam 6 saat yapar. Nasıl yapıyorduk bunu? 2 meridyen arası 4 dakika değil miydi? Evet 9 kere 4 ne yapar? 36 yani 360 dakika. Peki kaç saat yapar? Bölelim 60 arkadaşlar. 36 bölü 6 ne yapıyor? 6 saat yapar sevgili arkadaşlar. Peki şöyle sorsam ben sizi. Burada saat 12 ise burada saat kaçtır? 6 saat daha ne olacak? ileride olacak. Burada saat 18 olacak sevgili gençler. Bu ifadeyi de hallettik. Güneş 4'te doğduktan 8 saat sonra 3'te doğar. Şimdi burada 4'te doğduktan 8 saat sonra bakıyorum. Burası 30, burası 150. Arada kaç tane var arkadaşlar? 120 tane. 120 tane ne yapar? Tam 8 saat yapar. Yani güneş burada Doğduktan 8 saat sonra 3'te doğar. Çünkü doğuda daha erken doğuyordu değil mi arkadaşlar? 4 ve 5 arasında tarih farkı vardır diyor. Tarih farkının var olduğunu nasıl anladım? Çünkü aradan 180 tarih değiştirme çizgisi geçiyordu arkadaşlar. Tarihi değiştirme çizgisi. Yani şuradaki tarihle buradaki tarih birbirinden farklıydı sevgili arkadaşlar. Yerel saatin en ileri olduğu Merkez neresi olacak arkadaşlar? Burası olacak. Peki en geri olduğu merkez neresi olacak? Burası. Çünkü en doğusu burası arkadaşlar. İleri. Hani hatırlayın yeni yılı ilk kutlayan ülke Bölge tarih değiştirme çizgisinin hemen batısındaki yer oluyordu. Şimdi şu da neydi demin kısaca değinmiştim arkadaşlar e, X, Y, Z de güneş tam tepede 12 Y'de pardon XYZ bir sıralanış verilmiş. E, ne yapıyoruz burada Z'de güneş tam tepede yani saat 12. ...Y'de daha 12 olmamış... ...X'de ise 12'yi çoktan geçmiştir... ...görüyorsunuz... ...bakın Z'de saat 12 değil mi? Evet... ...Y'de... ...bakın saat kaç gibi? 9 gibi... ...X'de saat kaç gibi arkadaşlar? 3 gibi değerli arkadaşlar... ...öğleden sonra 3 gibi... ...çünkü güneş böyle buradan doğar doğar yükselir... ...ve böyle batar arkadaşlar... ...o yüzden burada değerli arkadaşlar... ...sıralanışı şöyle diyelim burada... Ee, en ileri olan hangisi olacak arkadaşlar? En doğuda olan ne olacak? X olacak. Ben hemen şöyle en doğuda olan X. Çünkü saat en ileri değil mi? Burada saat kaç gibi? 16 gibi. Peki sonra ne var? Sonra Z var arkadaşlar. Saat kaç gibi burada? 12 zaten tam tepede. Ve daha sonra ne var? Y var arkadaşlar. Böyle sıralayabiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi 180 meridyeni... E tarih değiştirme çizgisiydi. Bakın şuraya tarih değiştirme çizgisini görüyorsunuz. Şöyle geçiyor, değil mi? Büyük Okyanus'tan geçiyordu arkadaşlar. Buradaki ülkeler yeni yıla ilk giren ülkeler. Buradakiler de en son giren ülkeler idi arkadaşlar. Mesela Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya bunlar yeni yıla ilk giren ülkeler oluyordu arkadaşlar. Burada saat daha ileri. E, şu tarafta saat daha ileri olacak. Şimdi arada e, 180 tarih değiştirme çizgisi olduğu için yerel saatin en ileri olduğu e, yer B'dir arkadaşlar. Bakın evet burada B. Yerel saatin en geri olduğu yer neresi olacak arkadaşlar? C. Yani yerel saatin herhangi bir yerde bakın şöyle düşünelim. Yeni yıla ilk giren yer burası ya arkadaşlar. En son giren de burası oluyor. Dolayısıyla burası en ileri iken burası en geri oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi bunu da hatırladıktan sonra ne ya gelelim Türkiye'nin coğrafi konumuna gelelim. Türkiye'nin coğrafi konumunu mutlak konum ve matematik konum olarak irdeliyorduk arkadaşlar. Pardon göreceli konum olarak irdeliyorduk. Mutlak konum neydi? Meridyenler ve paraleller şeklinde ifade ediliyordu. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu yarım küreye baktığımızda nerede Türkiye? Kuzey yarım kürede yani ekvatorun kuzeyinde. Bulunduğu enlemler ne? Bakın 36 kuzey ile 42 kuzey. Peki Türkiye hangi meridyenler arasında? Şimdi Greenwich'i şöyle çizeyim size. Greenwich'in neresinde kalıyormuşuz biz arkadaşlar? Doğusunda kalıyormuşuz. Ne kadar doğusunda? 26 ve 45 doğusunda. Yani Türkiye üzerinden 19 tane meridyen, 6 tane de şöyle paralel geçiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi neye geliyoruz değerli arkadaşlar? Haritanın unsurları ve projeksiyon yöntemleri. Bunları Hatırlayalım. Şimdi bir çizimin bir kere harita olabilmesi için ne lazım? Sevgili gençler, kuş bakışı olması lazım. Yani tepeden bakacaksın. Ve belli bir küçültme oranı lazım. Yani ölçek lazım. Ayrıca ne lazım? Düzleme aktarılmış olması lazım. Yani düz bir kağıt, düz bir zemin, duvar vesaire. Yani yuvarlak bir zemin üzerindeki şey harita olmaz. Düzleme aktarılması lazım. Peki haritada hangi unsurlar bulunması gerekiyor? Bir kere haritada arkadaşlar öncelikli olarak başlık yani ne haritası bu? Onu bilmemiz lazım. Sonra haritada ne olması lazım arkadaşlar? Ölçek ne kadar küçültüldüğüyle alakalı. Çünkü eğer siz iki nokta arasındaki mesafeyi ya da herhangi bir alanı bulmak istiyorsanız neyden istifade edecektik? Ölçekte. Lejant neydi? Lejant haritanın şu alt kısmındaki noktaların, renklerin, çizgilerin ne anlama geldiğini ifade eder. Ayrıca bir de neye ihtiyaç var arkadaşlar? Koordinat sistemine ihtiyaç var. İşte burada gördüğünüz gibi koordinatlar şöyle küçük küçük verilmiş. Ya da bir yön oku, koordinat sistemi yoksa da yön oku. Mesela şöyle bir şey verilse. Kuzey. Bu kuzey anlamına geliyor. Yani diyor ki sen böyle gittikçe kuzeye gidersin. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer ölçek yoksa çizdiğiniz şey nedir? Harita değil krokidir. Mesela burada işte bimle opet arasında ne kadar mesafe var? Bakıyorum ölçek yok. E o zaman ben bunu bilemem. Ama aşağıda şöyle bir ölçek verseydi. Mesela şu kadar mesafeye atıyorum 100 metre deseydi. Ben bunu alırdım. Buradan böyle hesaplardım. Kaç metre olduğunu bulurdum sevgili arkadaşlar. Demek ki ölçeksiz çizimlere biz ne diyoruz? Tekrar hatırlayalım. Kroki diyoruz sevgili gençler. Projeksiyon teknikleri niye vardı? Çünkü dünya yuvarlak arkadaşlar haritalarsa düzdü. O yüzden aktarılırken düzleme bozulmalar meydana geliyordu. Bu bozulmaları ortadan kaldırmak için projeksiyon teknikleri kullanılıyordu. Bakınız silindir projeksiyonda amaç nedir? Ekvator ve çevresini en az hatayla çizmek. Yani burada Brezilya... Kongo, Malezya gibi ekvatora çok yakın ülkeler ne oluyordu? En az hatayla çiziliyordu. Peki konik projeksiyonda amaç ne arkadaşlar? Konik projeksiyonda ise orta kuşak. Tamam mı? Bakın buraya ne diyorum ben? Ekvator ve çevresi. Burada orta kuşak. Mesela Türkiye'yi hangi projeksiyonla çizersek daha az hata olur? Konik projeksiyonu. Ve düzlem projeksiyonu arkadaşlar kutuplar ve çevresini en az hatayla çizmemize yarıyordu. Yani derdimiz ne burada projeksiyonları yaparken haritalardaki bozulmaları azaltmak. Şimdi biz bilgileri haritaya nasıl aktarıyorduk arkadaşlar? Ya nokta şeklinde ya çizgi ya da alan şeklinde. Mesela yolu görüyorsunuz yollar, işte akarsular bunlar ne ile verilir? Çizgilerle verilir. Ama mesela deniz veya göller ne ile verilir? Alanla verilir arkadaşlar. Alan böyle taranır. Bakın burada bir alan var. Ayrıca işte yerleşmeler vesaire bunlar neyle gösteriliyor? Noktayla gösteriliyor ya da şehir merkezleri noktayla gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi haritalarda ölçeği hatırlayacaksak ölçek ne demekti? Küçültme oranı demek. Ölçek küçültme oranı demekti arkadaşlar. Şimdi bakın iki şekilde ifade ediliyordu. Bu neydi? Biri kesir. Yani şöyle rakamlar. Mesela 1 bölü 500 bin demiş. Ne demek? Bu harita 500 bin kere küçültülmüş demek yukarıdaki rakam arkadaşlar harita uzunluğunu verir. Pay. Pie. Paydaysa gerçek uzunluğu verir. Yani siz bir haritanın altında 1 bölü 500 bin ifadesini görürseniz bu şu anlama geliyor. Bu haritada gördüğüm 1 santimlik uzaklık gerçekte 500 bin santime denk geliyor. Tamam mı? Ya da ne yaparsınız? Santimi kilometreye çevirirsiniz. Mesela şuradaki 5 tane sıfırı sildiğimde bu artık kilometredir. Yani ne demek? 1 santim eşittir 5 kilometre demek bu. Yani haritada ölçeceğim 1 santim 5 kilometre. Ya bunu böyle de verebilirsin. Şu şekilde de verebilirsin. Bu daha avantajlı tabii. Çünkü fotokopi çekilirken falan bozulmalar olmuyor sevgili arkadaşlar. Ne demek bu? Şu gördüğün mesafe işte 5 kilometreye denk geliyor demek. Bakın şu kadar mesafe 5 kilometre. Bu 10 kilometre. Bu da 15 kilometre mesafeye denk geliyor demektir arkadaşlar. Çizgi ölçek her zaman daha avantajlı. Şimdi <laughs> haritalar arkadaşlar fiziki ve siyasi haritalar bunlar Nedir? Bunlar genel haritalar olarak geçer. Şimdi genel haritalar var, bir de tematik haritalar var. Bu fizikilerde renkler ne anlama geliyordu? İşte yeşil gördüğünüz yerler alçak. Yani deniz seviyesine yakın yerler demek. Orman falan değil arkadaşlar. Deniz seviyesine yakın yerler. Sarılar biraz daha yüksek, kahverengilerse en yüksek anlamına geliyordu. Mesela Türkiye'de siz batıdan doğuya doğru geldiğinizde ne oluyor? Yükselti artıyor. Şimdi bu siyasi haritalara baktığımızda da neyi gösteriyor siyasi haritalar? il sınırlarını ülke sınırlarını gösteriyor. Şimdi bunlar genel haritalar arkadaşlar. Şimdi siz profil hangisinden çıkartabilirsiniz? Yani yükselip alçaldığınızı nereden bulabilirsiniz? Fiziki haritalardan. Siyasi haritalar bunu göstermez arkadaşlar. Şimdi beşeri ve ekonomik haritalar var. Ee, ...özel amaçlı haritalar var. Özel amaçlı haritalar arkadaşlar bu işin uzmanı tarafından okunabilecek olan haritalardır. Jeoloji, snoptik, e, izobar haritaları gibi tematik haritalar dediğimiz haritalar sevgili arkadaşlar. Şimdi haritalarda hesaplamalar. Biz neyi hesaplıyorduk? İşte uzunluk ve alanı hesaplıyorduk. Mesela çok basit hemen şunu hatırlayalım. Ne demiş? 1 bölü 800 bin ölçekli haritada 2 nokta arası uzunluk 4 santim gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu bana ne diyor? Bu bana diyor ki şu ölçek. Diyor ki, bak kardeşim diyor, haritada gördüğüm bir santim gerçekte beş sıfırını sil diyor, bir santim neymiş? Sekiz kilometreymiş diyor. Tamam, çok güzel. E o zaman dört santim ne olacak? Ya bir santim sekiz ise dört santim dört x sekiz otuz iki olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Tamam mı? Yani ne yapıyoruz? Ölçekten yola çıkarak hemen hesaplamamızı yapıyoruz. Mesela bir diğer örnek soruda diyor ki İstanbul ile Eskişehir arası kuş uçumu uzaklık 500 kilometre. Olduğuna göre 1 bölü 500 bin ölçekli haritada bu iki il kaç santim gösterilir? Şimdi haritada ne yapacakmışsınız siz? 1 santim kaç kilometreyi gösterecek? Sıf sıfırları sil 1 santim 5 kilometreyi gösterecek doğru mu? Güzel. E o zaman sen ne kadar mesafe gösterecekmişsin? 500 kilometre. E 500 kilometre o zaman ne olacak? 100 santim olacak. Yani 1 metre olacak sevgili arkadaşlar. Bunları hesaplarken böyle pratik şekilde hesaplıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Gene aynı şekilde e, haritalarda e, alan hesaplamaları... Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela burada ne diyor? İşte 1 bölü 600 bin ölçekli haritada bir bölgenin alanı 6 santimetre kare ise işte gerçek alanı nedir? Şimdi formülü de hatırlayalım arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Gerçek alan. Gerçek alan eşittir. Haritadaki alan çarpı ölçek paydasının karesi şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi bu ölçek paydasının karesini almak zahmetli hiç. Hemen 5 sıfırı sil. 6'nın karesi ne oluyor arkadaşlar? 36 oluyor. Peki o zaman ne diyor burada haritadaki e, şey ne, ne kadarmış 6 6 çarpı 36 yapıyorsunuz arkadaşlar e, sonuca ulaşıyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi hemen neye geliyoruz gene haritalarda e, yer şekillerini gösterme teknikleri bunlardan çok popüler olan e, renklendirme vardı arkadaşlar bir de izohipsler vardı bir de kabartmalar kabartmalar biliyorsunuz çok yaygın kullanılmıyordu. Çünkü maliyet fazla oluyordu. Böyle hani çukurları yükseltileri böyle elle dokunursa da hissettiğiniz haritalar. Gerçeğe en yakın ama maliyet fazla. Bu renkler ne işe yarıyordu arkadaşlar? Bakın yeşil renk 0-500 metre arası. Koyu yeşil daha alçak yerleri, açık yeşil daha yüksek yerleri. Bakın ondan sonra sarı, turuncu, kahverengiye doğru girildikçe ne oluyordu? Yükselti artıyordu. Denizlerde ise mavinin tonları neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Derinliği ifade ediyordu. Mesela ben şuraya baktığımda görüyorsunuz buralar açık mavi, şu kısımlar buralar koyu mavi. O zaman ne oluyor? Derinlik giderek artıyor diye anlayabilirim. Şimdi hemen izoipsleri hatırlayalım arkadaşlar. İzoipslerde biliyorsunuz e, neydi? Ee, ...yükseltisi aynı olan noktalar e, birleştiriliyordu. Mesela buraya dikkat edelim... Nedir arkadaşlar bu C ve D'nin e, yükseltisi aynı mı? Aynı çünkü aynı izohips eğrisi üzerinde. Doğru mu? Şimdi iki tepe arasında kalan kısımda neyi ifade ediyordu? Boyunu ifade ediyordu. İki komşu izohipsin yükseltisi de aynı. Mesela burada A ile B'nin yükseltisi aynıdır. Ve C ile D'nin de yükseltisi aynıdır. Bak 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye gidiyor arkadaşlar. Ve buradan dikkat edin ok varsa bu bir akarsu ifade eder. Şöyle bir akarsu geliyor. Akarsuyun her iki tarafında X ve Y'nin de yükseltisi eşit oluyor. Gene K ve M bakın 1. 2 3 4 5 K 5. basamakta 1 2 3 4 5 M de 5. basamakta. O zaman K ve M de burada eşittir. Arkadaşlar burada da dikkat edin. Böyle bir profil izleyip yükselip alçalıyorsanız ne oluyor? Hani e, şu kısımda özellikle izoipsler birbirine çok yaklaştığı için eğim fazla. Ama burada ne oluyor? Eğim daha az oluyor arkadaşlar. İzoipsler sıklaştığında eğim fazla. Bunu unutmuyoruz. Gene Arkadaşlar burada mesela 1000 metre demiş. Buraya 1200 metre demiş. O zaman x'i ben nasıl bulacağım? Ya burası 1000 ise burası da 1000'dir değil mi? Ee, peki burası kaçtır? Onu da buradan anlıyoruz. İsoipsler arası kaç metre? 200 metre. O zaman ne olacak? Şurası 1200. Peki x'in olduğu yer ne olacak? 1400 metre olacak. Böyle ulaşabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar... Şimdi burada neyi göstermiş? Bir ada gösterilmiş gördüğünüz gibi. Burada da şu oklar ne ifade ediyor? Oklar artık alçaldığını ifade ediyor. Kapalı çukur. Mesela çıktın 400 metre, 500, 600. Ee, ondan sonra ok başladı. Dikkat edin. Ok başladığında artık yükselmiyorsun, alçalıyorsun. 600'den sonra 500'e geliyorsun. Ok devam etseydi daha da düşecek. Ama ok burada bitmiş. O yüzden ne oluyor? Gene 600-700 diye yükseliyorsun sevgili arkadaşlar. Burada da Mesela 40 60 metre. Demek ki izoipsler arası kaçar metreymiş? 20 metreymiş. Peki diyor ki A sence kaç metrededir? A kaç metrededir? Sadece şunu söyleyebilirsin. A 40'tan fazla 60'tan az. Öyle 45 50 falan diyemezsin. Sadece 40'tan fazla 60'tan daha alçak diyebilirsin sevgili arkadaşlar. Burada da izoipslerde bazı yer şekillerini görüyoruz. Şimdi burada <laughs> ne var? Dikkat edin izoipsler çok sıklaşmış. Eğim var ve bir akarsu akıyor. O zaman burası nedir arkadaşlar? Burası bir şelaledir. Yani eğim çok fazla ya böyle. Su hızlı bir şekilde akıyordur. Arkadaşlar bu yukarıda kalan böyle düzlüklere biz ne diyoruz? Plato diyoruz. Yani yükseldiğin yükseldiğin düzlük var. O zaman plato. Bak buradaki düzlük platoyu ifade ediyor. Sevgili arkadaşlar burada bir akarsu akıyor. Dikkat edin böyle ters ve şeklinde olan yerlere biz ne diyoruz? Vadi. Vadiler bu şekilde gösteriliyor. Peki burası ne? İsterseniz bunları yazalım. Bire ne diyeceğim? Şelale. İkiye ne diyeceğim? Plato. Üçe ne diyeceğim arkadaşlar? Vadi. Dörde ne diyeceğim? Bakın denize döküldüğü yerde birikmeler yapmış. Bu neydi arkadaşlar? Delta ovasıydı. Bu çizgi nedir? Bu da kıyı çizgisidir. 13 kıyı çizgisi sevgili arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığınız zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar? Oklar içeriye doğru gitmiş. Burası bir kapalı çukur değil mi arkadaşlar? Kapalı çukur. Okları görüyorsanız alçalıyorsunuz. Peki içindeki bu biriken şeye göl diyebiliriz. Ondan sonra burada altıda ne var? Bir tepe var mesela gene. Ee, tepe iki tepe arasında kalan yere ne diyoruz arkadaşlar boyun diyoruz değil mi gene burada başka bir tepe plato şeklinde burası nedir sırttır arkadaşlar şurası ve şu gördüğünüz kısım neydi yamaç şu on numara denize hani böyle denizde e, uçurum şeklinde bulunan şeylere ne diyoruz arkadaşlar falez diyoruz böylece ne yaptık? Burayı da hızlıca halletmiş olduk sevgili gençler. İzoipslerde profil çıkartma olayı vardı. Bakın şimdi profil çıkartmak şu demek. Ya kardeşim diyor ki sen şu noktadan şöyle şuraya doğru gelirsen. Şöyle şuraya doğru gelirsen. Ne olur? Nasıl bir yükselme alçalma söz konusu olacaktır? Şimdi burada da bakın burası deniz ya. 0 metre yani şu noktayı ne yapıyoruz biz 0 metreye geliyoruz burası neymiş 250 metre burası neymiş arkadaşlar işte 500 metre burası neymiş işte 750 metre şurası neymiş işte 1000 metre sonra burası da tekrar 1000 metre böyle bunları tek tek yapıyorsunuz arkadaşlar sonra şöyle geliyorsunuz sonra şöyle hop alın size profili ne yapmış olduk kabaca çıkartmış olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi neye geliyoruz <laughs> neye geliyoruz atmosferin katmanları. Bu neydi? Arkadaşlar bizim işlediğimiz son üniteydi. Neydi? Yer küreyi çepeçevre saran, yaşamın varlığını ve sürekli sağlayan gaz örtüsüne biz ne diyoruz? Atmosfer diyoruz. Dünya yüzeyini çevreleyen atmosfer farklı özelliklere sahip çeşitli gazlardan oluşuyor. Bu gazların oranları şu. En çok bulunan gaz ne arkadaşlar? Azot %78. Sonra oksijen yüzde 21. Geriye ne kalıyor? Yüzde birlik bir kısım kalıyor. İşte bunun içerisinde işte karbondioksit, işte neon, kripton gibi arkadaşlar miktarı değişen gazlar var. Değerli arkadaşlar o yüzde birlik dilim içerisinde. Şimdi atmosferin katmanlarına baktığınızda aşağıdan yukarıya doğru gittiğimizde ne görüyoruz? Troposfer, hatırlayın stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer. Arkadaşlar iklim olaylarının görüldüğü hangisi? en alttaki iklim olayları neden troposferde görülüyordu? Hatırlayalım. Çünkü su buharı nem arkadaşlar veya nem sadece bu katmandaydı değil mi? Şimdi her katmanla ilgili bilmemiz gereken küçük bir iki tane bir şey var. Yani bu katmanda ne var? İklim olayları gerçekleşiyor. Doğru mu? Gazların çoğunluğu da bu katmanda. Neredeyse dörtte üçü. Yani şöyle gaz yoğunluğu yapacak olursak bak şurada çok yoğun olacak yukarılara doğru böyle seyrelerek gidecek gazlar sevgili arkadaşlar. Peki stratosferde ne vardı arkadaşlar? Burada yatay yönlü hava hareketleri vardı ve ozon tabakası vardı. Mezosfer ne yapıyordu arkadaşlar? Mezosfer göktaşlarını... Gök yakıp yıldız kayma görüntüsü veriyordu bize. Peki termosfer ne? Term en sıcak katman. Ayrıca burada iyonlar vardı o yüzden burası haberleşme katmanıydı. Radyo dalgaları işte uydular falan buraya yerleşiyor. Egzosfer ise arkadaşlar en dış katman idi. Yani atmosferle ilgili bilmemiz gereken katmanlarıyla ilgili bilmemiz gereken şey buydu sevgili arkadaşlar. Şimdi Hava durumu ve iklim olaylarını kıyaslayalım. Hava durumu ne demek arkadaşlar? Belli bir yerde kısa süreli meydana gelen hava olaylarına biz ne diyormuşuz? Hava durumu diyormuşuz. Peki iklim ne? Kısa süreli mi iklim? Hayır, iklim uzun süreli. Ve çok geniş alanlarda. Bakın uzun yıllar boyunca etkili olan hava durumlarının ortalamasına biz ne diyoruz? İklim diyoruz. Hava durumu meteoroloji fakat iklimle klimatoloji ilgilenir. Mesela bugün hava çok sıcak dediğimde hava durumundan bahsediyorum. Hafta sonu havalar soğuyacakmış dediğimde hava durumu. Bugün hava çok açık hava durumu. Birkaç gündür hava çok rüzgarlı hava durumu. Fakat iklim ifadelerine bakın. Adana'da kış ayları yağışlı geçer. Neden? E çünkü Akdeniz iklimi kışın hep böyle olmuş, böyle ola gelmiş. O yüzden uzun yıllar boyunca bu tecrübe alınmış ve kış aylarının yaşlı geçtiği ortaya konmuş. Yani bir kışın az yaşlı olması orada bir şey değiştirmiyor. Çünkü uzun yılların ortalamasını alıyorsunuz. Erzurum'da yaz ayları kısa ve serin geçer. Değil mi? Nereden biliyorsun bu yaz öyle olacağını? Ya hep öyle ola gelmiş. İşte iklim dediğimiz bu geçmiş tecrübeler. Ekvatoral bölgede her mevsim sıcak ve yağışlı geçer. Nedir? Bunlar iklimi ifade eden durumlar. Çok basit. Zaten siz hemen anlamışsınızdır. Şimdi iklimin ne gibi etkileri var? İklim bir kere doğal çevreye etki eder, insana etki eder ve ekonomik faaliyetlere etki eder. Mesela doğal çevrede bitki örtüsü iklime göre değişmez mi? Değişir. Hayvan türleri iklime göre değişmiyor mu? Yeryüzü şekilleri ve oluşumu. Hocam bunun iklimle ne alakası var? Var tabii. Mesela kutuplarda yeryüzünü aşındıran şey ne? Buzullar. Ama çöllerde rüzgar. Dolayısıyla yer şekilleri Öyle dünyanın her ikliminde aynı şekilde değil arkadaşlar. Kayaçların ayrışması. İşte fiziksel ayrışma, kimyasal ayrışma. Kimyasal ayrışma nerede oluyordu? Suyun bol olduğu yerlerde. Fiziksel işte çöllerde oluyordu değil mi arkadaşlar? İklime göre. Denizlerin tuzluk oranı, kalıcı kar... Akarsu debi ve rejimleri. Debi ne demekti arkadaşlar? Akarsuyun taşıdığı su miktarı. Peki rejim ne demek? Hani debisi alçalıp azalıyorsa rejim düzensiz oluyordu. Ama debisi hep böyle aynı. Aynı miktarda su gidiyorsa düzenli rejim oluyordu. Göllerin oluşumu, göl sularının kimyasal bileşimi, toprak oluşumu türleri ve bir sürü şey ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İklim bütün bunlara etki ediyor. İklim insana da etki ediyor. Beslenme alışkanlıklarına etki ediyor. Mesela dünyanın her yerinde aynı gıda ürünleri tüketilmiyor arkadaşlar giyecekler, kıyafetler farklıdır. Yani şimdi ee, soğuk bir iklimdeki kıyafetlerle sıcak iklimdeki kıyafetler farklı. İnsanların yeryüzüne dağılışı mesela güzel ılıman iklimlerde daha fazla insan. Karakterler, fizyolojik özellikler yani renk, yapı, tip, boy falan kültürel özellikler ve yerleşimlerde iklime göre değişiyor. Tarım Hayvancılık, ormancılık, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret gibi unsurlar da iklimden ne oluyor? Etkileniyor sevgili arkadaşlar. Şimdi iklim elemanlarına baktığımızda biz iklim elemanlarını aslında üç başlık içerisinde ele alıyorduk. İklim elemanları şöyledir arkadaşlar. Şöyle yazayım. Bakın iklim elemanları. İklim elemanları şöyle 3 tane başlıkta. bir sıcaklık. 2 basınç ve rüzgarlar. 3. Nem ve yağış. Nem ve yağış. Şimdi dostlarım biz önce hangisini el aldık birinci dönem? Biz sıcaklığı el aldık. Daha sonra neyi el alacağız? İşte basınç ve rüzgarlar. Daha sonra nemlik ve yağışı ele alarak iklim elemanlarını inceleyeceğiz. Şimdi sıcaklık nedir kardeşim? Sıcaklık e, biliyorsunuz ısıdan farklı bir şey. Mesela bir cim, bir cismin kütlesi içinde var olan enerjidir ısı enerjisi. Bir de ısı kalori ile ölçülürken sıcaklık dereceyle ölçülüyor biliyorsunuz. Şimdi Güneş'ten dünyamıza gelen enerjinin hepsi bize ulaşmıyor arkadaşlar. Enerjinin bir kısmı bize ulaşıyor. Ee, şimdi bir santimetre kareye dünyamızın üst kısmındaki bir santimetre kareye bir dakikada yaklaşık iki kalori enerji gelir. Bu enerji miktarına güneş sabitesi veya solar konstant denir. Ancak güneşten gelen bu enerjinin tümü yeryüzüne ulaşmaz. Dikkat edin yüzde yüzlük kısım geliyor. Bir kısmı yayılıyor yüzde yirmi beşi. Yüzde yirmi yansıyor arkadaşlar. Yüzde on emiliyor. Tamam mı? Ve yüzde otuz dünyamıza çarparken... Bunun %8'i çarpıp direkt uzaya gidiyor. Geriye kalan %20 yani dörtte birlik enerji bizi ısıtıyor. Sadece bizi değil okyanusları, karaları ısıtıyor. Şimdi dünyanın her yerinde sıcaklık aynı mı? Değil. Veya bir yerde yıl boyunca sıcaklık aynı mı? Değil. Niye değişiyor sıcaklıklar? Çünkü sıcaklığı etkileyen bir sürü faktör var. Arkadaşlar en temel şey güneş zaten sıcaklığın kaynağı. Sonra atmosfer ne yapıyordu? Daha böyle dengeli olmasına sebep oluyordu. Mesela ayda sıcaklıklar dengeli değil bizdeki gibi. Çünkü orada atmosfer yok. Güneş ışınların yere düşme açısı neye göre değişiyordu? Dünya şekline göre. Ekvatordan kutuplara doğru açı değişiyordu. Dünyanın günlük hareketine göre sabah, öğlen, akşam açı değişiyor. Yıllık harekete göre yaz, kış değil mi değişiyor açı. Ve yeryüzü şekillerine göre. Yani bak eğim gibi unsurlar ne yapıyordu? Güneş ışınların yere düşme açısını etkiliyordu. Ayrıca sıcaklığı, yükselti de etkiliyor. Yükseldikçe sıcaklık ne olur sevgili arkadaşlar? Azalır. Her 200 metrede, değil mi arkadaşlar? Her 2, burası önemli. Bir derece sıcaklık ne olur? Azalır. Yükseldikçe. Güneşlenme süresi. Bu ne demek? Mesela yazın gündüzler uzun, değil mi? Güneşlenme süresi daha fazla olduğu için daha çok ısınırız. Ama kışın gündüzler kısa, güneşlenme süresi ne oluyor? Azalıyor. Nemlilik. Nem ne yapar arkadaşlar? Sıcaklığı dengeler. Denge. Bak burası gene çok önemli. Sıcaklığı ne yapıyor? Dengeliyor ya yani aşırı ısınma ve aşırı soğumayı nem engelliyor. Kara ve denizlerin dağılışı. Karalar ayrı ısınır, denizler ayrı ısılar aynı değildir. Okyanus akıntıları gene kıyılarda, kıtaların doğusunda ve batısında çok etkili. Rüzgarlar kimisi soğuk eser, kimisi sıcak eser. Genel olarak ekvatordan kutuplara doğru esenler sıcaktır. Yani şöyle düşünün. Burası dünya, burası ekvator. Ya yani şöyle giden bir rüzgar ısıtırken şöyle gelen bir rüzgar ne yapar? Soğutur arkadaşlar. Ve diğer faktörler. işte zeminin rengi gibi. Orman gibi bunlar etkiliyor. Şimdi bakın sevgili gençler. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı ne oluyor? Azalıyor. Bakın ekvatora işte dik geldiğini varsaydığımızda e, yukarıya doğru gidildikçe açı 75-40-10 diye düşüyor. Dolayısıyla burada da ne oluyor? Isınan güneşlenen yüzey gittikçe ne oluyor? Bakın burada genişliyor. Ekvatorda. Aynı miktarda enerji daha dar bir noktaya geldiği için arkadaşlar bakın şuraya daha çok ısınıyor. Yani ekvatordan kutuplara giderken ee, soğumanın sebebi bu. Aynı miktarda enerji burada şu kadar alanı ısıtırken burada şu kadar alanı ısıtıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar gün içerisinde de güneşin en yüksek açıyla geldiği saat nedir? İşte saat 12'dir değil mi? Mesela bak burada 12'de en tepede geliyor. Fakat günün en sıcak dilimi 12 değil. Yani saat böyle 2 gibidir. Neden? Çünkü ısının bir birikmesi lazım. Yani mesela siz bir odada oturuyorsunuz, sobayı yakıyorsunuz atıyorum. Sobayı işte harladığınız harladığınız böyle o en harlandığı en ateşlendiği an mı en sıcaktır yoksa ondan sonra mı ondan biraz sonra mı ondan biraz sonra çünkü o da bir ısınıp böyle bir ısı birikecek ondan sonra arkadaşlar İşte dünyamız da böyle gene biliyorsunuz güneş ışınlarının geliş açısı e, farklı yarım kürelere farklı zamanlarda geliyordu değil mi şimdi kuzey yarım küreye dik geldiğinde kuzey yarım kürede yaz yani sıcaklıklar olur oluyordu o zaman güneyde ne oluyor kış oluyor arkadaşlar ama Güney yarım küreye dik geldiğinde güneş ışınları işte aralıkta falan o zaman ne olacak? Burası ısınacak, burası soğuyacak sevgili arkadaşlar. Aa, ve okyanus akıntıları. Arkadaşlar okyanus akıntılarına dikkat ederseniz böyle okyanuslar sabit su kütleleri değil. Mesela şurada neyi görüyorsunuz? Bir akıntı bak burası Amerika. Gulf Stream akıntısı böyle geliyor. Gulf Stream akıntısı şurada. İngiltere'de sıcaklığı artıyor. Mesela kışın buranın sıcaklığı artı 5 dereceyken burası eksi 20 derece Kanada'nın. Aynı enlemde ya arkadaşlar aynı enlemde ekvatora uzaklıkları aynı ama arada 30 derece sıcaklık farkı var. Bunu ne ile izah edebiliriz? İşte okyanus akıntıları burada soğuk akıntı geliyor. Bakın Kanada'nın doğusunda Labrador ve ne yapıyor? değiştiriyor sıcaklığı çok düşürüyor. Aynı şekilde bakın Brezilya ve Peru. Mesela burada sıcaklık fazlayken burada düşük oluyor. Benzer şekilde Madagaskar ve Benguela akıntıları. İşte batı ve doğu Avustralya akıntıları. Yani kıtaların doğusu ve batısının sıcaklıklarının farklı olmasının sebebine okyanus akıntıları. Çünkü bir taraftan sıcak, öbür taraftan soğuk okyanus akıntısı geçiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi dünyanın yıllık ortalama sıcaklık dağılışlarına baktığımızda önce ay ay bakalım isterseniz. Ocak ayı dağılışına baktığımızda şuradan ekvatorumuzu bir çizelim. Çizdik mi ekvatorumuzu? Evet. Buradan da çizelim. Güzel. Şimdi arkadaşlar izoterm ne demek? İzoterm sıcaklıklar aynı olan noktaları birleştiriyorsunuz demek. Mesela Ocak ayında kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanıyor arkadaşlar? Kış mevsimi yaşanıyor. Doğru mu? Evet kış yaşanıyor. Güneyde ne yaşanıyor arkadaşlar? güneyde yaz mevsimi yaşanıyor. O zaman ben size desem ki arkadaşlar Ocak ayında dünyanın en sıcak yeri nerededir desem. Diyeceksiniz hocam güney yarım kürede. Peki güney yarım kürede nerede? Karada mı denizde mi? Karada çünkü karalar daha çok ısınıyor. Peki hangi karaların neresinde? Güneş ışınlarının en yüksek açıyla geldiği dönenceler çevresinde. Bakın şuralar en sıcak yerler. Peki hocam Ocak ayında en soğuk yer neresi olacak? En soğuk yer işte kuzey kutbuna yakın yerler olacak sevgili arkadaşlar. Peki Temmuz ayında ne oluyor? Temmuz ayında bu sefer kuzey yarım küre yaz. Güney yarım küre ne olacak arkadaşlar? Kış olacak. O zaman en sıcak yerleri ben nerede bulacağım bu sefer? Kuzey yarım kürede. Çünkü güneş ışınları buraya yüksek açıyla geliyor. Peki kuzey yarım kürede nerede? Karada mı denizde mi? Tabii ki gene karada. Ve nerede ama güneş ışınlarının dik geldiği yengeç dönencesi çevresinde arkadaşlar. Dünyanın en sıcak yerleri Temmuz ayında buralar oluyor. Peki en soğuk yer neresi olacak? E tabii ki kışın yaşandığı ve kutba yakın olan kısım. Şimdi dünya yıllık ortalama sıcaklığına baktığınızda da arkadaşlar şuradan ekvatoru şöyle ben çizeyim size. Dikkat dikkat ekvatoru çizdim tamam mı? Bakın bu ekvator mu? Evet bir de termik ekvator çiziyorum. Termik ekvator ne demek hocam? Termik ekvator arkadaşlar dünyanın en sıcak noktalarını birleştiren e, çizgi. Dikkat ederseniz daha çok nereden geçiyor? Kuzey yarım küreden geçiyor. Daha çok kuzey yarım küreden geçmesinin sebebi ne? Kuzey'de karaların daha fazla olması. Çünkü karaların olduğu bir yerde ne oluyor? Daha fazla sıcaklık oluyor. Ayrıca izoterm haritalarına baktığınızda, izoterm eğrilerine baktığınızda, bakın güneyde eğriler nasıl uzanıyor? Daha böyle düz uzanıyor. Neden? E çünkü burada çok fazla kara yok, hep denizler. Ama <laughs> kuzeye baktığınızda arkadaşlar, bakın dikkat edin eğriler nasıl oynuyor. Gördünüz mü? bakın nasıl oynuyor. Şimdi bir diğer şuraya dikkat edin. Şu eğriye bakın. Bak böyle buradan yamulmuş. Böyle geliyor buradan yamuluyor. Böyle geliyor buradan yamuluyor. Hocam burada niye bu kadar yamulmuş burada? Arkadaşlar çünkü burada soğuk okyanus akıntısı var. Ve bu akıntı sıcaklığı düşürdüğü için mevcut sıcaklığa yaklaşmak için ekvatora gitmemiz gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar neydi? İzotermlerin dağılışıydı. Ve biz ne yapmış olduk sevgili arkadaşlar? koca bir dönemi özetlemeye çalıştık. Sürçül insan ettiysek affola sevgili arkadaşlar. Unutmayın bu tekrar videosu size çok 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 şey katacak. İkinci döneme başladığınızda herkes bilgileri unutmuşken siz bilgilerinizi hatırlayarak derse başlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Ve size hemen şuraya küçük bir ödüllü soru bırakıyorum. Değerli arkadaşlar hepinize başarılar diyorum. Görüşmek üzere.